Kesin arabayı çekmemiz için çalıyorlar kapıyı. 500 bin lirasına bahse girelim. Tamam. Görüyorum. Arabanın yeri iyiydi. Bu gelen bence Gonca Gül teyze. Bence şetaret alan geldi ha. Bir 500 bin de benden. Kız bir 500 de benim için yatır şetaret alayı ha? Ben sana sonra veririm Sıtık'a. Yok öyle şey, başkasının yerine para koymak. Görelim paraları, hadi bakalım hadi. Allah Allah, ne olacak canım? Ha, yabancı birisi miyiz? Lafa bak. Gidip getiririm şimdi, ne var? Ben gelene kadar kapıyı açmayayım. Çabuk gel kız Safiye. Sen gelinceye kadar kapıdaki vazgeçip gider. Samim, koşlan bak bakalım kapıya sen de hadi. Tamam baba. Ben de İstanbul Noter Başkatibini arayayım mı baba? Hani bizim bahisimiz yasal bir hal alsın diye. Notere ne gerek var kız? Burada aile arasında oynuyoruz. Hayır, herhangi bir anlaşmazlık falan olursa ben hakemlik yaparım. Zekeriya kapatma kasayı. Tamam kapatma. Hadi getirdim. Tamam, ayol kimmiş bu gelen ha? Ziya enişte. Ya Ziya enişte. Niye açmıyorsunuz lan kapıyı? Hoş geldin enişte. Hayrola, nereden geliyorsun böyle? Vallahi hoş geldin Ziya enişte. Hoş bulduk, hoş bulduk. Lan Samim, kop gel aşağıdaki malzemeleri de getir buraya, hadi yürü. Tamam enişte. Niye açmıyorsunuz lan kapıyı? Halam yok mu Ziya enişte? Ha, bu sefer sen kaçtın ha? Ama yanlış evden kaçmış gibi gözüküyorsun Ziya enişte. O elindeki ne? Elini koru. Eniştemin elindekini alayım demeye de 50 tane soru soruyor. Şunu ne açmıyorsunuz kapıyı? Ya enişte, nereden buldun bunları? Yoksa büro eşyaları taşıyan bir kamyon falan mı devrilmiş ha? Lan bırak şimdi kamyonu, büroyu da. Gel enişte, gel otur şöyle. Bir soluklan ya, gel. Otur bakalım. Ne oldu? Hayrola enişte? Geçti hayırlı ya kayınca. Ben dolandırıldım. Dolandırıldın mı? Ya bütün paramı bir adama kaptırdım. Kooperatife mi girdiydiniz enişte? Ben kooperatifçiler artık kalmayan Safiye. O zaman bankere para kaptırdın. Bankere para kaptıracak göz var mı bende? Ya, kaset yapacağız deyip paranı mı aldılar yoksa enişte? Oh, yeni bir usulle dolandırdılar beni Samim. Bir yanlışın olmasın Ziya enişte. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi icat edilseydi mutlaka biz de dolandırılır ve bilgi sahibi olurduk. O zaman valla dolandırıldın de ya. Benim gibi 20 tane daha adam vardı kayınca. Gittik adam bürosunu bastık, bu eşyaları da oradan kaldırdık getirdik işte. Nasıl oldu bu iş, anlatsana ya. Benim eşekliğimden oldu. Saadet zincirine girince deyi bütün paraları kaptırdık. Saadet zinciri mi? O ne ya? Ya bu dövüş sporlarında kişi ruhunun yularını eline alırsa mutluluğa erer diye bir şey vardı. Öyle bir şey mi bu? Ya bir susun da anlatsın adam ya. Sen şimdi kaç para kaptırdın buna he? Kaç para? 2450 mark. Adam iki kişi bulunca 600 markını geri alırsın. Müdür olursun. Paraya para demezsin dedi. Aa. Ama nerede? Aslında karlı işmiş kız Zekeriya. Peki nerede şimdi bu adam? Bilmeyen. Yer yarıldı, yerin dibine gider sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam kız, taktın fişe. Çevir kontağını. Evet, hayırlı olsun Safiye Hanım. Şu an Windows ortamına girmiş bulunuyoruz. Kız Sıtık'a. Ay babanı mı bekleseydik acaba? Kız ne de olsa yabancı bir ortama giriyoruz. İlahi anne, senin bildiğin ortamlardan değil ki bu. Nereden bileyim ben Sıtık'a ya? Allah. Kız ben senin yaşındayken çoktan aile ortamına girmiştim. Öyle Windows ortamları yoktu yani. Windows ortamları yok. Bir şey olmuyor kız. Sıdık azıcık da öbür kanalları dolaş bakayım. Ay iyi bir film falan varsa seyredelim. Ne kanalı anne? Televizyon değil ki bu. Niye kız? Bak ne güzel uzaktan kumandası da var. Bir kere onun adı mouse, yani Türkçesi fare. Bak şuradaki oku görüyor musun? Onun sevk ve idaresi işine yarıyor. Şurada çöp kutusu var bak. Sıdık ha? Kız Atatürk'e nereden oyatılıyor? Hadi birer tane oyatalım. Vallahi o kadarını becerebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü onun için internete bağlanmak lazım. Sonra fax modem de lazım. Aman. Ay bunu alacağına keşke kablolu televizyonu alsaymış Ziya enişte. Hay bu Windows ortamı hiçbir halta yaramıyor yani. Para tamam. Sen şimdi iki kişi daha bul. Sistem müdürlüğüne terfi et. Peki Zeki Bey. Gördün mü? Büroyu boşuna dayayıp döşemişiz namık. İşler böyle de yürüyor zaten. İyi günler. Biz Zeki Zede'ye bakmıştık. Sen misin o dolandırıcı? Yok vallahi abi. Beni de çarptı o namussuz.
Kaç gündür burada bekliyorum. Bir yakalarsam fena yapacağım. Bizim enişteyi de çarpmış. Gerçi kendisi bilgisayar birkaç parça mal kurtarmış ama. Bilgisayar mı? Evet. Ama bulursak gene de fena yapacağız o adamı. Para piyasalarında enişteme öyle madik atmak, cami duvarına işemek gibidir. Abi burada bekleyin istiyorsanız. Biz gazete serip akşamları burada yatıyoruz. Ya da en iyisi siz adresinizi verin. O buraya gelecek olursa biz hemen sizi ararız. Sağ ol hocam ama biz onu kendi imkanlarımızla buluruz. İsterseniz bir dedektif tutabiliriz abi. Malum varımızı yoğumuzu kaybettik. Ama Zeki bulunca parayı geri öderiz. Siz isterseniz biraz para bırakın bana. Ya aslında iyi fikir ha. Hocam sizde para var mı? Yürü Samim gidelim. Dedektif tutmak biz ninjaların işi değildir. Arada bir gelip burayı kolaçan ederiz. Güle güle abi. Güle güle. Sıdıka. Ört kız şu pencereyi. Öğrendim ben. Windows pencere demekmiş. Ya ne alakası var anne ya? Onun adı sadece pencere. Gerçekle bilgisi yok. Yalan söyleme anneye Sıdıka. Hem Kenan Erçetin gözde de var bundan. Bütün dedikoduları buna baka baka tespit ediyormuş. Geçen de Cem Özel merdivenden yuvarlandı ya. Buna bakıp görmüş. Biz bunun örtüsünü örtelim de tozlanmasın kızım. Hadi. Gel oğlum ört. Gel bakayım. Hadi neredesin oraya paspas. Aferin. Ya Zekeriya. Kaç kere söyledim bunu içeri alma diye. Ya hadi kış. Hadi ya, kış dışarı. Ne var be hayvanın içi ısınsın biraz sobanın yanında ya. Olmaz Zekeriya. Olmaz. Ay, evde bilgisayar var. Kedi mi lan bu? Önüne katıp kovalayacak değil ya. Ne yapalım bilgisayar varsa? Bilgisayarın çöp zebedeni karıştırır Zekeri. Sistemi çökertir. Yani yazık günah değil mi? Asıl bu soğukta hayvana yazık. Bugün veterinere götürdüm 4 tane ilaç yazdı ya. Zekeriya benim bile o kadar ilacım yok be. Ne diyeyim ben sana ha? Ne diyeyim? Hasta hayvanı alıp gelmişsin. Kim hasta ya? Bir sürü vitamin falan yazdı. Bir de mesir macunu gibi bir şey yazdı. Kuvvetlensin diye. Bir an önce yavrulasın ki tanesi $600 biz de yolumuzu bulalım değil mi? Lord bak bu bilgisayar. Ne şimdi bu? Elektrikle falan mı çalışıyor? Markası ne? Pentium 133. Hem Windows pencere demek. Senin kız bütün gün pencereden baktı Zekeriya. Kalk kız. Hah. Biraz da ben bakayım. Bizim iş yerinde de vardı bunlardan. Hmm. Şöyle kendi adıma bir güzel dosya açayım. Bir dosya da Lord'a açalım. Buradan çıkıp adamları takip ettim. Doğru bir dövüş salonuna gittiler. Yalnız öyle höt deyince bilgisayar geri verecek tiplere benzemiyorlar. Ne yapacağız? Vay! Bizim gibi saygın iş adamlarına kaba kuvvet ha? Biz de onların dilinden konuşuruz. Sen hemen bir mafya ile irtibata geç. İyi dedin abi. Kimi arayalım? Al şu parayı. Şöyle büyük bir mafya olmasın. Zira sadece gözlerini korkutacağız. Deli Fevzi hayatta mı? Yok Deli Fevzi olmaz abi. O en erken 99 senesine randevu veriyor. SSK mı lan bu? Ne demek 99 senesine randevu verir? Bu aralar işler yoğun abi. Yani sivil toplum örgütü, gazeteci, sanatçı, sırada vurulacak bir sürü adam var. Abi bu millet azdı Zeki abi. Neymiş hakmış, hukukmuş, demokrasiymiş öyle ötsüdü diyorlar. Tamam kes! İstemiyorum Fevzi'yi. Başka bir mafya bul. Şöyle sessiz çalışan, fazla masraf çıkarmayan, son 3 işi nedir, başarıları nelerdir? Seç bir tane. Galoplarını öğreneyim abi. Ne galopu lan? Yani öyle bir söyledin ki abi şimdi yani at yarışı bülteni gibi mafya bülteni var da ben oradan bakacağım. Nereden öğreneceğim abi sonuç fukuhatını? Amma cahilsin be Namık. Gazeteler sayfa sayfa susurluk raporu yayınladı. Al bir tane oku, seç oradan, fırla. Susurluk raporu. Derhal abi. Lord, Lord. Hadi yavrum bitir şu işini. Bak insanlar geçiyor. Gündüz vakti ters bir şey söyleyecekler ya. Çocuğum, güpe gündüz yapılmaz ki bu işler değil mi Lord? He? Bak parktan aile geçiyor ama ha. Aa! Lord, yavrum. Ben sana bahçeye kulübe yaparım. Oraya çağırırsın arkadaşlarını ha. Lord, orada bundan sonra ağırlarsın ha. Lord, yavrucuğum. Hadi oğlum, hadi bitir şu işi. Hadi çocuğum. Bitti mi? Seni gidi zampara seni. Yalnız bir daha izin vermem haberin olsun ha.
Bulalım iyi cins bir arkadaş. Onunla tanesi 600 dolardan yavru üretimine başlarsın. Sıradan sokak köpekleriyle vakit kaybetme. Az dur öyle hemşerim, konuşalım biraz. Sen Ziya Toparlağ'ın nesi oluyorsun? Ziya eniştenin mi? Hayrola? Zeki abinin birkaç eşyası varmış sende. Onları istiyor. Bak Lord, bu mafya. Yasa dışı yollardan para kazanan suç örgütü olurlar kendileri. Ben herkesle tanıştırırım da. Lord, saldır. Ulan eve gidince ben sana gösteririm. Senin mi bu köpek? Evet, ama istiyorsanız alın sizin olsun. Ben zaten pek memnun değilim kendilerinden. Isırır mı? Hayır, katiyen eğitimli köpektir. İyi ama ben ısırırım. O bilgisayarı geri gönderin. İyi de o Zeki denen adam bizim enişteyi dolandırmış. Hem ne oluyor böyle güpegündüz yol kesiyorsunuz? Dağ başım bura. Ulan dua et merkezi bir yerde kestik önünü. Dağ başında tam teşekküllü hastaneyi nereden bulacaksın? Dağ var. Hastane mi? Tabii canım, insanlık ölmedi ya. Yalnız hatırlatırım, benim oğlum bir ninjadır. Isırır mı? Kim? Oğlum mu? Yok canım, niye ısırsın? İyi ama ben ısırırım. Ziya'ya söyle, o bilgisayarı istiyoruz. Kız hakikaten faydalı aletmiş bilgisayar. Şıp diye her şey çıkıyor. Pes yani anne. İskambil falına bakıyor diye mi bilgisayar şimdi faydalı oldu? Vallahi anlamıyorum size. Babam da oturdu. 2 saat lig fikstürünü geçirdi bilgisayara. Ne var kız? Pentagon'a bağlanacak değildik ya. Ancak bu kadarını anlıyoruz Sıtıka. Hadi anne ya. Bak daha ben günlüğümü temize çekeceğim. Hem bak kapı çalıyor. Hadi. Aman bu kapıda bir rahat vermiyor insana be. Öf. Gümbede sabah akşam gümbür diyor kız. Ha Sıtıka, sakın kaybetme tamam mı? Dönüşte abin için fal bakacağım. Hoş geldin Zekeri. Ne yapıyorsun? Sıdıka, çık kız o Windows ortamlarından. Burası tehlikeli bir yer. Ay, ne oluyor Zekeriya ayol? Ne bu telaş? Ne oluyor baba ya? Karanlık adamlar var onun arkasında. Kapat hemen, kapat. O Zeki Zede denen dolandırıcı mafya tutmuş, bilgisayarını geri istiyor. Parkta yolumu kestiler, tehdit ettiler. Kimin malı kimden alıyorlar canım? Ay hiçbir şey yapamazlar. Adam ısırırım dedi ya. Canım o kadar istiyorlarsa alsınlar Zekeriya. Ay bir sürü elektrik yiyordu zaten. Bilgisayar Ziya eniştenin sayılır ama önce ona sormak lazım. Ziya enişten manyaktır Sıtıka. Kolay kolay malını vermez. En iyisi o yokken biz bu işi hallediverelim. Olmaz öyle şey. Dağ başı mı burası? Dağ başından ne farkı kaldı kız? He? Güpegündüz adliye basıp adam vuruyorlar. Evi mi basamayacaklar? Ciddi bir niyetleri olsaydı peşinden eve girirlerdi değil mi? Ama gelmediklerine göre. Buyur bakalım. Bunu halledeceksin. Gene açmayın Allah. Gidince şetarete söyleyeceğim. Bunlar da bize geldiğinde 40 saat kapıda bekletelim diyeceğim. Alın bilgisayarınızı, alan veren gavur olsun, birbirimizi tanımıyoruz. Kayınca, ne ettin bilgisayara böyle? Enişte, sen miydin ya? Hiç çişini yaptırıyordum. Biz tamirci mi olduk şimdi Namık abi? Öyle Faik, öyle. Sonra gideceğiz kadına diyeceğiz ki bu burada tamir olmuyor, servise götürmemiz lazım. Bu yalanı attıktan sonra dalacağız içeri, kaptığımız gibi götüreceğiz. O kadar uğraşıp taşıyacağımıza eve gireriz, bilgisayarı ateş edip imha ederiz. Olmaz öyle şey. Niye ki abi? Ben tetikçiliğe yeni başladığım sıralarda bir bilgisayar vurmuştum. Elektrik faturası fazla geldi. Gittim bilgisayar hatası dediler. Ne yaptım? Dan 2 tane sıktım. Eve fatura matura gelmiyor. Olmaz öyle şey. Zeki abi ateş edip öyle sağda solda polisi uyandırmayın dedi. Merhaba yenge hanım. Biz bilgisayar bakım servisinden geliyoruz. İlk 5000'lik bakım için. İyi de nereden biliyorsunuz bizde bilgisayar olduğunu? Hayır, anten falan da yok ki. Hani çatıya takalım da oradan görüp gelesiniz. Şimdi şöyle. Bırak şimdi bakayım. Bırak. Doğruyu söyle bakayım. Niye dayandınız siz kapıya? Bak açık konuşuyorum. Ha, bu evde bir ninja ve Lord adı da vahşi bir köpek oturuyor, ona göre. Yok vallahi teyze. Hakikaten bilgisayar için geldik biz. Burada tamir edemeyeceğiz. Alıp servise götüreceğiz. Dur bakayım lan sen. Dur bakayım. Ha ben şimdi anladım. Sizi Ezgi su karısı yolladı değil mi ha?
Öyle bilgisayarla hemen pıtı 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 haber verdi. Gidin Sıdıka'yı ayartın diye. Sıdıka kim, ezgüsü bir ne ya teyze? Tanımam etmem. Tanımazlıktan geliyorsun değil mi? Ben de yediydim. Ezgisu'nun bilgisayarında elektronik nameler yazıp azdırdığı olan sensin o, değil mi? Kim ben miyim? Horny boy. Hani azgın çocuk demek. Ekrandan doğru öyle fingirdeşiyormuşsunuz hani. Ne diyorsun teyze sen ya? Ya değil yoğurt. Bak ben dedim diyeceğimi. Ha bir daha buralarda dolaşmayın tamam mı? Ezgisu karısına da söyleyin aklına girmesin. Sıdıka'nın vallahi cak diye yırtarım ağzını. Hadi! Hadi! Tık! Hadi uzatma Namık. Bak sen elimizdesin. Sadece kendi başını yakma. Ver bize Zeki Zede'yi. Suçun hafifler. Bir yanlış anlaşılma var amirim. Zeki abi öyle biri değil. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi 500 dolar veriyoruz. Sonra her bulduğumuz adam için 25 dolarını geri alıyoruz. Sonra her iki kişiyi bulun... Bak hala ne diyor adam ya? Dur aslanım ben sana senin anlayacağın dille anlatayım. Tek başına 7 yıl yersin. Ama amirim ne yaptık 7 yıllık? Dediğim gibi tek başına en az 7 yıl yersin. Ama iki kişiyi daha ihbar edersen adam başına 2 yıl olmak üzere 4 yıl azalır cezan. Tamam mı? Yani sizin saadet zinciri gibi bir şey bu. Ne yani Zeki abiye ele vermemi mi istiyorsun? Hukuk sistemi böyle işliyor bu aralar. Yeni itirafçı yasası bu şekil. Aslında fena değil. Aynı bizim saadet zinciri gibi. Evet. O zincirle hepinizi bağlayacağım ben. Hadi şimdi söyle bize yerini. Adam başı 2 yıl mı dedin? Evet evet 2 yıl. Bizim orada korsan kitap basan bir çete var. Oradan 2 kişi daha ihbar etsem toplam ne ediyor? Buyurun kime baktınız? Hayırdır inşallah arama izniniz var mı? Ne diyorsun sen yenge bırak telaşlanmayı. Sizinle ilgisi yok. Bu Zeki Zede denen adamın bilgisayarı varmış sizin evde. Bu mu şahıs? Allah cezanı versin senin. Şişman vampir! Kudüs kişi! Buyurun kardeş, içeri girin. Kompüter burada anacığım. Ha. Zekeriya, Zeki Zede yakalanmış bak. Kompütürü almaya geldiler. Ne? Bu mu o şahıs? Puh! Allah cezanı versin. Şişman vampir! Kudüs kişi! Ay vallahi demince ben de aynı şeyleri söyledim Zekeriya. Memur bey, o dantel bizim. Ay o kalsın. Bir dakika. Şey, biz hapisteyken benim paranın faizi işleyecek değil mi abi? Ah, ah. Bugüne kadar kimseye parasını iade etmeyi düşünmedim Namık. Ama eğer elime para geçerse bu ilk sen olacaksın. Çünkü gerçekten sen zavallı ve saf bir insansın. Hadi bakalım kesin muhabbeti. Daha çok konuşacağız sizinle. Memur bey kardeşim, bak... Zabıtlara geçin. Ben o paraları haram zıkkım ediyorum. Ha kayıtlara böyle yazın. Ay ama prangalar taktılar. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. Çarmıha gerdiler sensiz iki. Biraz az iç şu meleti Zekeriya. Bak fena çarmıha gireceksin şimdi. Ha Karkatun'un bayatağa götüreceğiz seni. Hakikaten baba biraz hızlı gidiyorsun. Daha dur ziyan işlem gelecek. Özbek'le beraberce girersiniz alkol kovasına. Lan bir gecede karışmayın be. Her gece car 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 car. Huysuz ve tatlı kaçıklar. Baba bu gece Zeki Zede'nin yakalandığı müjdesini alınca daha ilk kadetten kelli olur bizim enişte beye. Vuracaksın, yıkacaksın, döveceksin. Kabaklar gibi oyu vereceksin. Hemen de taklidini çıkar mı eniştenin? Aa, hemsay siz sabah beraber çıktınız Samim. Hani nereye gitti bir şey söylemedi mi? Bir ara bizim döviz salonuna takıldı. Sonra çıktı. Sinoplular kahvesine gidecekmiş. Ya hep size ne canım? Ya koskoca adam hazır İstanbul'a gelmişken. Hani belki başka şeyler yapmak istemiş olabilir yani. Kapı çalıyor. 500 bin lira iddiasına girerim ki bu gelen Ziya enişte. Bunu herkes bilir lan. Vallahi hiç belli olmaz. Ya bilgisayar servisçisi, polisi, mafyası. Hay bugünlerde kapıyı çok tuhaf insanlar çalıyor. Öyle iddiaya falan girmemek lazım. Hem ayrıca kim kazanırsa kazansın, para kasaya kalıyor. Polisler tamam mı? Eniştemi içeri alıyorum. Dedim kızım enişteme kapı açıyorum diye. Gelen belli oldu. Bu durumda bahis falan olmaz. Paralar kasaya kalır.
Gel, nerede kaldın? Ne oluyor baba ya? Nasıl kasaya kalıyor paralar? İyi iş ha. Hadi şimdi akşam Zekeriya Zede olduk be. Enişte hoş geldin. Hoş gördük kayınca. Müjdemi isterim kız enişte. Senin Zeki Zede yakalanmış. Hay bugün bizim eve getirdiler. Deme ya. Vallahi öyle. Göttüler seninkini eve. Kuyruğu kıstırmış. Öylecene duruyordu. Fakat çok ağır konuştuk adama ya. İyi. Vampir şişko deyip böyle suratına tükürdük. Ha böyle tü. Allah'tan ben yoktum olay yerinde. Yani adamın mark bazında verilmiş sadakası varmış. Yoksa şu anda Zeki Zede için sıdıka yani helva servisi yapıyor olurdu. Aa, ne servis yapacağım be? Gider kendin alırdım. Kızım mevzumuz bu mu şimdi? Bak konu dışına çıkıp kendini yörünge dışına fırlattırma bana. Bir susun lan. Eniştenizle konuşuyor şurada be. Aa, şimdi kayınca bırak şu Zeki Zede meselesini. Gelen para gitmiş zaten. Ben şimdi bir adam buldum. Kaybettiğimiz parayı isti misli kazanacağız. Nasıl yani? Kim ki bu adam? Oo, bu müteahhit Firuz Gasketli. Köyden bir gasketinden gelmiş. Şimdi paraya para demiyor valla. Buyurun bakalım. Şimdi de müteahhit Kasketli'ye kaskallanacaklar. Ya deli misiniz sizin işte ya? Bu göz göre göre kaçıncı? Sen karışma kız. Ben tanıyorum o adamı. Bak bunca yıldır çeşitli kurum ve kuruluşlara dolandırılırım Sıdık'a. Ya en mersi, en delikanlısı bu adam çıktı. Ya, hem televizyonda gördüm geçen gün. Ha, bizden sayılır. Böyle kasketiyle gelip zengin olanlardan. Ne diyor adam enişte? Yani iyi bir şey veriyorsa arabayı falan satayım. Girelim hani. Ha, bak şimdi kanca adama 2450 markı veriyorsun. Sen kendini getirdin diye getirdim. 250 markını anında sana geri veriyor. Ya. Bak Zekeriya öbür zincirlerde iki kişi götürmeden parayı marayı vermiyorlardı. E bu adam daha gider gitmez kendini getirdin diye 250 markı geri veriyormuş. Bu yeni zincir iyiymiş o zaman. Ne diyorsunuz anne ya, nasıl ya? Eskiden zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yoktu ama şimdi arada aklımızı da kaybetmişiz galiba. Ya anne hala anlamıyor musunuz bu kaçıncı olacak? Sus kız sen. Kız sus sen. Sımsız kız. Kız sen sus. Sıdıka'dan günlüğe. Şu satırları sana şöyle tıkı tıkı bilgisayarla yazmak vardı. Bu durumda sen de defter değil, disket, CD gibi bir şey olurdun elbet. Ama Saka ailesinin Windows ortamı, rehin bilgisayarımıza polisin el koymasıyla yerini bildiğimiz huzur ve güven ortamına terk etti. Her şey eskisi gibi. Ziya eniştem yeni bir saadet zincirine para kaptırmak için Sinop'a döndü. Bugün yarın zedelenip yine soluğu banker kapılarında alır. Neyse günlük, gel anlaşalım. Şu son sayfana yazdığım kötü günler sende kalsın. Sen yerine bana birkaç güzel gün ver. Eğer verdiğin güzel günler yanlarında ikişer tane daha güzel gün getirirse ben keyif dolu bir hafta kâra geçmiş olayım.